İlk bugüne yayına Eurovision'la başlıyoruz. Eurovision'un 37 şarkı mı belirlendi? Ne bu? Özgün? 37 şarkı yarışacak hocam Liverpool'da. 37 şarkı yarışacak, ortalık yangın yeri. Şu an hepsi tek tek belirlenmiş durumda değil mi? Evet hocam. Klibi ne kadar? Ve sadece küçük arancelerde düzenlemeli olacak ama bundan sonra şarkı sözleri değiştirilemez. Kurallar gereği. Kurallar gereği değiştiremez ama bence müziği de çok oynamayacaklardır. Neredeyse finaldir bu yani. 3-5 küçücük yani şey kesinlikle dışında. Kesinlikle belli olmuştur zaten. Yani vokal tarzı şeyleri değiştiriyorlardır belki. Belki evet. Bir San Marino değiştirecek galiba. Öyle bir şey var. Yani biraz düzenleme yapacak tekrar. Onu da zaten öpeceğiz. Evet. Ben sesimi ayarladım. Hadi bakalım o zaman. Eurovizyoncular hazırsanız başlayalım. Bakalım neler var. Tek tek gösterecek şimdi bize. Ben de şöyle. Albania klasik bir düetle gelmiş. Adamın sesi nerede acaba? Bayağı kadın ağırlıklı. Bu abi tipik Türk pop müziği bu ya. Kalbim sensiz kaldım yarım. Ya çok klasik bir Akdeniz kafası var. Sevdin mi? Sevmedim. Elenmesini ister miyim? Hiçbirinin. Ama ben sevmedim direkt baştan. Ya bir şarkı karakteri yok. Pop karakteri var çok. Oo, Armenya. Oo, çok güzel bir şarkıcı. Farklı bir şarkıcı yakalamışlar. Orada aranjı harika. İmaj zaten fena da. Bakalım da karata kavuşacağız mı? Ay, ay. Ya bir nakarat bulamadım ya parçada. Parçanın tamamını şimdi bu hafta Cuma günü arkadaşlar, bu Cuma Süper Pier üzerinde ve YouTube üzerinde göreceksiniz. Tüm parçaları baştan sona dinleyeceğim bir yayında olacak. Onları da kaçırmayın. Yani bu haftadan ta yarışma gününe kadar Süper Pier üzerinde full izleyeceğiz bunları. Telif nedeniyle bizim kanalda izlemem mümkün değil. Yarışmanın finallerini de izlemem mümkün değil ama superpier.com Emre Yücelen'de tamamını izleyeceğim ben bunların. Fakat bu şarkıda yani çok havalı bir şarkıcı, çok artistik, aranje de güzel ama bir nakarat hissi yok. Ne olacak bununla o belli değil yani. Sadece şarkıcı karizmasını mı öne çıkardılar göreceğiz. Avustralya. Grup mu bu? Grup galiba. Bu nedir ya? Ne kadar kimliksiz şarkı bunlar ya. Yani pop değil, rock değil, pop rock desen o değil. Bir karman çorman ortalık. Evet, bunu da sevmedim. Ya kimliksizliğe bu kadar da girilmez be abi iş ya. Ya ne yapıyorsun ya? Bu ne? Hayırdır? Ya böyle bir komedi yok ya. Vallahi komedi. Avustralya. Yani neyse tamam. Bunların hepsi ilk turda gider ha. Ya belki Ermenistan'ın bir şansı. Avusturya. Avusturya ne ya? Avusturya diye bir ülke mi var? Ben mi yanlış okuyorum ya? Özgün bu Avusturya değil mi? Özgün. Evet Avusturya hocam. Avusturya. Avusturya. Ne biçim yazmışlar? Hiçbir şey anlamadım. Yani bir garip bir şarkı ya. Ben bunu, bu da bir garip ya. 4'te 4 yani şu anda durum. Yani en azından vokaller daha iyi. En azından daha iyi vokaller. Daha tatlı bir vokal tınısı var.
Ama nedir yani bu? Bu kadar aşırı tempolu bir şarkının Eurovision'da ben ilk 5 değil, ilk 10 değil, ilk 15 değil. Yani bir ihtimali olmasına inanamıyorum. Olamaz yani. Gerdan kıvırmalar falan, bir kafalar çok karışık ya. Nedir bu abi? Evet, vokaller güzeldi. Azerbaycan. O bütün Azerbaycan tarihinin en farklı şarkılarından biriyle katılıyorlar. Böyle Brit rock gibi. Azerbaycan'ın bu sene en azından böyle güzel tatlı bir şansı olabilir. İlginç çocuklar yani. İzlemesi de zevkli, parça da farklı. Ya klasik böyle hani melodik yapısı arabesk veya işte bildiğimiz bizim doğu melodilerinden değil. Tamamen Brit rock şarkıcısı gibi bir grup çıkarmışlar. Fena değil. Azerbaycan'dan sürpriz bekliyorum. Belçika. Her zaman ya, Belçika artık Özgün tamamen olayı her sene benzer şarkıcılara yoğunlaştırdı galiba. Başka tür bir şarkıcı katılmıyor artık yani. Çok benzer yapılar, çok benzer okuma stilleri, çok benzer yani aranjeler. Bir de Gustav hocam favori değilken tamamıyla bir teknik hata sonucu seçildi ulusal finallerinde. Ne? Valla öyle bir durum oldu yani. İnsanlar oy kullanamadı, favoriler elendi. Üçüncü olan Gustav birinciliğe çıktı. Teknik hatadan dolayı. Büyük rezaletmiş. Yani tamamıyla aslında bir kader. Kader sayesinde bu fark. Ama şarkı nakarat çok güzel. Bak geçen sene de şarkıları güzeldi. Bu sene de iyi şarkıları var. Ya vokal de güzel. İlk tur yaparlar. Kesin geçerler yani. İkinci turda ne olacağını bilmem. Yani bu, neden bu tarz müzik? Yani bu böyle 80'ler popu gibi sürekli altyapılar. Yüksek tempolu. Haydi. Hayda. Croatia gene ilginç. Gene ilginç bir şarkı. Ne biçim bir aranje ya. Umarım hiçbir derece elde etmez ya. Çok kötü yani, berbat. Ne kadar kötü bir şarkı bu be. Hiçbir şey ifade etmeyen bir şey. Cyprus. Mükemmel. Vokal çok iyi. Şarkı çok güzel. Cyprus'ta bir enerji veriyorum. Cyprus'ta ilk 7, ilk 8 olursa sürpriz olmaz. Ya tabii ilk 2'ye 3'e girmesi için böyle bütün Avrupa'nın oy vermesi gerekiyor. O verir mi bilmiyorum ama çok iyi bir şarkı ve şarkıcılığa katılmışlar. Çok da iyi bir aranje. Çok kötüydü bu da. Üf. Bayağı sıkıcı olacak Özgün bu sene. Gözüken o yani. Şu an kaç tane şarkı dinledim? Yani 7-8 şarkı dinledim. Arasında bir tane elle tutulur şarkı yok doğru düz. Yani Azerbaycan bir farklı. Cyprus bir farklı. Tabii tamamen elektronik altyapı bu arada. Canlıda herhalde böyle okuyacaklar değil mi Özgün? Yeni kurallarda bu da var. Yani evet hocam. İstediği gibi manipüle edebiliyor kendi sesini. Elektronik ses de kullanabiliyorsunuz yani. Evet, ototun da kullanabiliyor canlı. Canlı ototun. Ben diyorum sadece ya. Sadece vokalleri playback yapabiliyor. İşte bir 5 sene 6 sene sonra biz katılırsak şey olur Özgün ya. Bir AI şarkıcı buluruz. En güzeli. Madem hiç şeye de ihtiyaç yok. Canlı okumaya da ihtiyaç yok. Komedi yani.
Ya hepsi aynı aranjeyle yapılır mı bir arkadaş ya? Hepsi aynı aranjeye ya. Yani da 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 bam da 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 da. Hayırdır abi, ne oluyor? Bir tane şarkı yapın ya. Aranjenin sistemi aynı, yapı aynı, patlama yeri aynı. Bu kadar sıkıcı bir şey olmaz yani. Hep o Eurovision sahnesinin düzeni düşünülmüş ama her biri birbiriyle aynı şarkılar. Yani hiçbirinin çok başarılı olma şansı yok bence yani. Güzel. You will find a way to begin again. Güzel. Vokal çok güzel. Oh! Estonya. Yaz bunu bir yere Özgün. Köşeye not al. Çok sevdim. Vokal iyi, şarkı da farklı. Böyle olması lazım abi, ne öyle ya? Hayda, Finlandiya. Her seneki. Yani Fransa. Yani. Hindistan. Bayağı Sia ile katılıyorlar yani bu sene. Bayağı Sia ile katılıyor bu sene Gürcistan. Güzel. Ama iyi şarkıcı ha. Dikkat ederseniz hiç yerel melodi yok. Hiç. Folk sıfır. Ne yaptınız abi? Hepiniz popçu oldunuz ya. Greece. Bayağı İngiliz ekolü bu da. Ne oluyor ya? Avrupa'da müziğin yapısı değişiyor herhalde ki bunların hepsi aynı yere oynamışlar. Yani ciddi bir şey var yani bu sene. Problem var ha. Yani o acayip sıkıcı ya. Acayip sıkıcı. Of. Şu ana kadar bir tane yükseldiğim parça yok. Iceland. Ha bir Estonya'ya yükseldik biraz. İki tane söyledim Özgün sana. Yazmışsındır onları, not almışsındır. Iceland. Of. Bu eski Eurovision şarkılarına benziyor zaten. Evet, enerji çok yüksek şarkıcının. Iceland'da bir ümit var. Bir ümit. Evet evet. Fena değil. Fena değil. Ireland. Her sene Ireland'ı ciddi tutuyorum. Sonuç yok baba. Ama bu da güzel. Abi o hatırlıyor musun Özgün? İrlanda'nın o bayıldığım şarkıcısı turu geçememiş diye oturup ağlamıştık ya. Kimdi abi evet o? Ya. Bayılmıştım ona yani ve geçememişti. Yani bir tek orada patlamıştık. Yine İrlanda güzel şarkı abi. Demek ki ben İrlanda müziklerini seviyorum ya. Yani şarkıcılarını ve yapılarını da seviyorum. Yani çok hoşuma gidiyor bu. Şarkıcıların yüzünü görmesek de. Efendim Özgüncüm. Leslie Roy'muş. Leslie Roy'du. Ne bayılmıştım ya. Ah Leslie Roy ses analizi. Ya. Melih Diva diyor ki bir telefondan 20 oya atma hakkı var. İnsanlar ona tepki gösterdi sadece diyor.
O Ece'ye bak, direkt yazdı ya Lesser Leroy. Ya Ece acayipsin ya. Tamam yeter. Evet evet yeter. Güzel. Geç. Oo, Dua Lipa. İsrail'de bu sene geliyor. Güzel. Klip hoş. Oo, şarkı çok güzel. İsrail'de bir şans görüyorum ya. Var var. Ya şarkının kalitesini tam bilmem ama şarkıcının kalitesi çok yüksek. Sesi güzel, yapı güzel, aranje güzel. Klasik, hani şu anda dünyada dinlenen radyo sound'una çok yakın bir parça yapılmış. Muhtemelen Eurovision sonrasında bir kariyer hedefleniyor. Çok güzel bir şarkıcı ayrıca. Öyle hoş, akılda kalıcı. İsrail'de ben yazıyorum deftere. Bu sene İsrail, Cyprus, Kıbrıs böyle alternatif ülkelerden çok ilginç bir şey çıkacak gibi Özgün. Yapılanma. Yani hiç ana şeyi oynamayan, mesela Cyprus'un hiç oynadığını görmedim ben ilk 7'ye, ilk 8'e mesela. Çok nadir. Ha bir şey de görmüştük. Ama şansı olur mu zannetmiyorum. Ha, hatırlıyor musun? Bir şansı olmayabilir ama favori. Bir Cyprus'u şey yapmıştık. Daha önce bir şarkıcıları daha vardı ya onların. Bayağı analiz falan da yapmıştık ona böyle. Acayip seksi bir kadın. İkinci oldukları mesela ya çok alternatif. Ya şarkı çok güzel değildi ama mesela acayip bir şarkıcı. Bu mesela İsrail'in bu şarkıcısı daha farklı, daha ortalama bir şey yakalamış. Bence başarılı. İsrail'de var sürpriz. Ne yürürmüş ha? İtalya. Şimdi beğensen beğenmesen İtalya'nın her sene çok güçlü bir lobisi var. Her sene. Yani o oy oranını mutlaka buluyorlar bence. Belli bir çizgiye getirecek onu. Yani ilk onun içine her şarkıcılarını soktuklarını görüyorum ben son dönemde. Yani çok ciddi demek popülariteleri var. Yani Marco Mengoni başarılı olabilir mi bilmiyorum. Şarkısı birazcık böyle, yani bekle de gör hani tadında bir şarkı. Belki olmayabilir bu sene istedikleri. Söylesene Özgün. Zaten hocam Marco Mengoni daha önce Eurovision'da yarıştı, 7. oldu. O zaman da favoriydi. Yıllar sonra dönüşünden dolayı bir oy potansiyeli var. Var, anladım. Yani o temeli tutuyor ama şarkı gider mi, her yerden alır mı göreceğiz. Yani bir Maneskin'in onda biri etmeyeceği muhtemelen yani. Messi Abdullah'a selam. Güzel okuyor ama. Adam bir kere şey, yani hafif detonesiyle falan canlı canlı çatır çatır okumuş. Şu ana kadar dinlediğimiz hiçbir şeyde canlı yok zaten. Bir İzlanda'da da vardı, canlı okuyordu o kızla. Litvanya. Benim ruhumu daraltan bir şarkı geldi. Aman Allah'ım. Yani drum and bass. Ya altı zaman. Evet, son iki. Olmasın ya. Litvanya mesela bu şey izlerken böyle ruhum daralacağı belli yani şimdi. Çok sıkıcı. Çok. İşte hikayeler, hikayeler. Sen oğlum, Litvanya burada. Bundan önceki kimdi? Ha, Latvia. Latvia ne? Latvia neydi? Letonya. Ha, Letonya'ydı. Letonya'da okunuşu yanlış okumuşuz bir saniye. Bundan önceki bu Letonya'ydı. Şimdi Litvanya. Hop çiki hop çiki hop çiki hop çiki. Vokallerin haline bak. Yeah. Ah.
Malta böyle tam tatlı bir 14'üncülük. Şeker bir 12'ncilik, 13'üncülük. İyi ihtimalle. Bayağı dans şarkısı. Kötü mü? Kötü değil bence ama. Böyle. İyi konzor gibi. Oo. İlk defa böyle yerel bir şeyler görüyoruz. Biraz yerel. Hadi bakalım. Allah'ım bu... Bayağı Eurovision partilemeye hazırlanıyor Özgün ya. Bu ne? Bariz parti modu bu yani. Hiç yarışma yok, falan değil bu yani. Paşa 11 yıl önce tekrar yarışmıştı ve orada da zaten favoriydi. Bu geri dönüşü de aynı şekilde etnik oldu. Hep Paşa etnik çalışıyor. Yani biraz öyle etnik evet. Ya ama şarkı yok Özgün, şarkı yok. Bak akılda kalan bir tane düzgün şarkı yok. O kadar şarkı arasında. Ya benim favorim daha yok yani, çıkmadı bir şey. Ben ama İsrail'i favori görüyorum, bak söyleyeyim. Sürpriz gelebilir İsrail'den. Hollanda her zaman favoridir. Hollanda şaşırtmadı gene. Bence gene güzel bir balat yani. Her sene bu modundan şaşırmıyor Hollanda. Ve mutlaka bir derece alıyor ya. Değil mi? Bir 8-10 alıyor yani bu tatlı şeyle. Evet. Yani Norveç. Şarkıcının sesi güzel yalnız. Allah. Olur. Allah'ım gene geldi. Gene partiliyoruz. Ya bu nedir ya? Ama kötü değil. Polonya. Marmaris'te çektiği klibiyle. Blanka. Abi bildiğin klasik Romanya değil mi ya aslında ruh olarak? Ya lan darat. Neydi abi efsane şarkısı onların işte? Romanya'nın. Dur abi baştan dinleyelim. İyiydi bu ya. Giriş bize yetti. Hadi bir daha Polonya. Hazır mıyız Polonyacılar? Yok abi bu şey ya, Roman şarkıcı neydi abi dünyaya, Türkiye'de de konser veren kız? İnna. Ha İnna ya, İnna işte bu yani. Polonya bu sene İnna ile katılıyor. Allah Clio bak. Hedef belli yani. Hedef dünyadaki oy verebilecek o genç nesil. Hocam zaten bir... Evet söyle Özgün. Magazin tarafı da var hocam Polonya'nın. Şimdi Blanka'ya oy veren jürinin Blanka'yla bir dönem aynı müzik ortamında beraber çalıştığı ortaya çıktı. Oh çok tabii iyi. Tabii bu insanları rahatsız etti. Yani tesadüfi bir durum. Ne tesadüfi be abi? Hatta şey işte müstakbel kayınbabasının Polonya televizyonu çalışması falan filan böyle bir ileri sebep oldu magazinler olaylara. Hadi bakalım. Neyse İnna, İnna olacak güzel. Hadi bakalım. Ben İnna'cıyım tamam. Herkes yönünü belli etsin Özgün. Herkes ortaya koysun. Ben İnna'cıyım tamam. Oho. Abi müzikal tadı. O mangalcı. Mangalcı. Hadi bakalım. Hop çıkalım çıkalım çıkalım. Geçen sene de böyle Portekiz bu tatla bir şeylerle katılmıştı, hatırlıyor musun? Gene böyle yerel tattaydı. O modda devam ediyor. Alır mı? Yani zor. İlk tur bile zor bence yani. Yani. Hayda bu ne? Romanya. Romanya İnna ile katılmamış ama güzel bir şarkıcı. Abi neden o kızlar öyle ya? Hiç
yakışmamış ki sahneye. Bu nedir yani? Yani Maneskin birincilik aldı. Ulan biz bir ilk 10 yapsak bize yeter babacığım modu değil mi bu yani? Çok çakma. Çok çakma. Yemez seyirci bunu bence. Ama yer mi yemez mi göreceğiz. Ya ilk 10 ihtimali vermiyorum gene ben ya Roma'ya. Sırbistan. Game over. Wednesday. Ooh. Hadi bakalım. Hayda. Ooh. Yani bir enerji var ama çok karanlık şarkı be. Yani. Slovenya. Ay. Olmadı, katılmasa da olur yani. Hiç maksat oraya gitmek yani. Çok daraltıcı ya. Mix bir kere berbat yani. Yine kimliksiz bir şarkı daha. Hiç ya. Olmasa da olur dediğimiz güzellikler. İspanya. Blanca Paloma. Blanca Paloma'nın ilk 10 dışında olma ihtimali yok. Garantisi var bir kere yani. İlk 10 içinde olacak. Dansı, sahne şovu, şarkısı, sesi. Mutlaka onu ilk 10'u sokacak. Hissi tahminimi söylesin bu kardeşiniz. Özgün. İspanya ilk 4 diyorum ben. Yani ilk 4'e girecek diye inanmaktayım ben. Çünkü bu kadar yokluk arasında, gerçekten çok kötü bir sene. Bu kadar yokluk arasında İspanya o sahneye çıktığı andan itibaren Blanca Paloma müthiş sahne şovunu, gerçekten güzel doyurucu sahne şovunu yaparsa akılda kalacak diye inanıyorum. Ben ilk 4 diyorum, içimdeki hissim bu. 6. olur, ilk 6'ya girer bilmem ama bilmiyorum ya. Bir ümit var yani içimde. Geçen sene çünkü çok büyük haksızlık edildi İspanya yani. Bence şampiyondu geçen sene. Ne yaptılar? Ukrayna'yı birinci yaptılar. Saçma sapan şeyler oldu yani. Ya çok elektronik bir sinema. Bu kadar partileme kafasına gittiği için bu şarkılar acaba onların arasında alternatif kalır da kendini gösteremez mi diye korktum şimdi. Abi çünkü düşsene bir yarışmaya girmişsin, 30 tane şarkıcı da elektronik müzik yapıyor. Sen böyle yerel dansçı gibi kalacaksın arasında, bir de o var. Şimdi bir önceki, iki önceki sene herkes yerel iş yaparken böyle çok iyi şarkıcılar gelirken, goalar falan. İspanya'nın bu şarkısı acayip bir yere gidebilirdi ama bu kadar elektron içinde ya yukarı çıkacak ya da hani aşırı sürpriz yani 22. falan. Yani tam dibe. Çünkü ikisinden biri seçilecek gibi geliyor bana yani. İzleyici kafasında hani ben elektronikçiyim abi, ben bu tarz seviyorum diyecek seyirci veya bu ne ya, bu ne elektronik bu sene rezalet deyip böyle şarkılara yönelecek, göreceğiz. Bu arada canlı performansı 100 kat iyi bunlara. Albüm performansı çok kötü. O da bir kötü şey ama yani. Bir süre sonra radyoda çalar mı şarkı? Çalmaz abi. Gitmiş. Ooo, kraliçe geldi. Lorin. Zaten bu tarzın yaratıcısı bu ya. Lorin'in şu stili şu an bütün Eurovision şarkıcılarının %20'sinde 30'unda var zaten. Hala devam ediyor. Yani 2012'deki o şampiyonluktan sonra hala bu etki devam ediyor, bu müzikal etki. Çok benzer şarkılar üretiyorlar ama kendisi burada. Yani ilk iki şansı çok büyük zaten şu andan itibaren. Biraz sonra bahislere de bakacağız.
Ya bahislerin bilmem kaç senedir yanıldığı gözükmedi bu arada. Hiç gözükmedi yani. Bahiste ne diyorsa o birinci oluyor. Ama ben hissi olarak Lori'ni ilk iki görüyorum yani. İlk iki, bir de rakibi ne Lori'nin? Bu da tartışılır yani. İsrail'le mi yarışacak yani İsveç? Yani büyük İsveç lobisi İsrail'e yenilebilecek mi? Göreceğiz. Ukrayna. Geçen sene hiçbir şey yapmadan birinci oldular. Hiçbir şey. Rezalet. Nihayet bu sene birazcık en azından şarkıcıya benzer şarkıcılar gelmiş. Normal şartlarda ilk 12'nin dışında olmaları lazım. Ama gene bu sene de Avrupa bir araya gelip hadi basoyu basoyu yapar mı? Ha, yapmasınlar artık ya. Ama yine verecekler bunları o yani. 6-6, 6-6, 6-7, 6-7 habire basacaklar. Bildiğin Türkçe şarkı sandım ha. Kalbim kalbi falan. Yemin ediyorum ya Türkçe şarkı gibi. İngiltere... Evet. 20 şarkı, kaç şarkı dinledik? 37 şarkıyı da dinlemiş olduk. Hakikaten Eurovision'un en zayıf senesi. Çok zayıf bir sene yani. Düzgün aralarında şarkıcı veya iyi şarkı bulmak da çok zor. Çoğu partileme amacıyla çıkmış. Yarısı bildiğiniz böyle ağır. Yani senelerdir bizim Türkiye'de alışkın olduğumuz, senelerdir alışkın olduğumuz o klasik pop yapısına sahip. Yani bilin dan 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 bam dam 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 dan. Yani böyle bir tat var. E ne olacak? Ne bekleniyor? Hedef ne bilmiyorum. Zaten bir de üstüne üstlük o da yetmemiş şey yapmışlar. Yani adamın canlı okumasına da gerek yok. Yok Vocaloid kullanabilir, yok sesinde efektler kullanabilir falan filan. Yani cılkını çıkarmışlar bu sene. Demek hedef, kafada bir hedef var. Hedef de partileme modu. Yani Eurovision'u büyük bir parti haline getirmeye çalışıyorlar. İnşallah TikTok sponsorları değildir. Bu sene TikTok mu sponsor acaba Özgün? Bildiğim kadarıyla TikTok devam ediyor hocam. Yani TikTok'un Eurovision'u getirdiği yer buydu işte yani. Çizgiyi gördün, çizgiyi ne hale getirdiğini gördün TikTok'un. İnşallah bu sene sponsor değildir diye ümit ediyorum ama dediğin gibi devam ediyorsa TikTok'u partilemeye doğru çevirmeye çalışıyorlar. Yani tamamen sosyal medyada içerik yaratmaya doğru götürüyorlar. Hep böyle herkes eğleniyor, herkes eğleniyor, herkes eğleniyor. Ama ortada müzik yok artık. Yani zavallı İtalyan'ın halini görüyorsun yani. Bence çok acıyorum yani hallerine. Adam şarkı söylemeye falan çalışıyor. Böyle bir yaylılarla, maylılarla. Bakalım izleyicinin davranışı veya reaksiyonu ne olacak? Ben en az izlenecek Eurovision diyorum bu seneye. Bak göreceksiniz. En az izlenecek Eurovision olabilir. Çünkü beklenti çok düşük. Bu seviyeye gelmesi bence çok utanç verici. Yani buraya gelmemeli yani bu iş. Mutlaka gene şarkıcı, stil bir şeyler yarışmalı abi. Geçen 2 sene önceki rekabeti düşün yani. Barbara Pravi, aynı sene Goa. Ya olağanüstü 4-5 şarkıcının şahane finali vardı yani. Bir de heyecan nefes nefese falan. E şimdi bu sene neyin nefes nefesi olabilir sence? Ne nefes nefesi için yarışabilir? Yani şu an gözüken, şu hemen bir bahisleri açalım. Yani senelerdir bahisler ne diyorsa zaten o çıktı. Bak şimdi 1. Lorine 1 vermişler zaten. Lorin 1'de şu anda Tatu'yla. Tam açayım ekranda görün. Lorin 1'de. %40 şansı ya. %40 ne demek abi? Oha. Neredeyse bütün bahisler onda. Lorin 1. 2. Finlandiya ça ça ça. %15. Yani neyse yani. Ukrayna 3. Neden işte bu rezalet? Çünkü diyor ki gene bu Ukrayna'ya oy verir bunlar. Yani şarkı yok. Şarkı yok. Berbat. Norveç evet olabilir. Bak ilk 5'te İspanya gelmiş, İsrail gelmiş. United Kingdom az önceki İngiltere Antalya'daki şarkısıyla gelmiş. Çekya saçmalık, Avusturya saçmalık, Fransa Georgia siyah olabilir. İtalya işte anca 12. Ben Ermenistan'ı daha yukarıda görüyorum yalnız. O kız biraz daha yukarıda olacak muhtemelen. Onlara falan taşınabilir. Bakalım İsviçre, yani güzel şarkıcıydı, iyi şarkıcıydı bilmiyorum. İsviçre sürpriz yapar mı? Yaparsa 8 olur. Yaparsa 8 olur yani İsviçre'nin. Kroatya aman yani olmasa da olur. Hiç gerek yok. Serbia
Yani dark bir şarkı. Moldova, Avustralya. Avustralya'yı dinlemek bile istemedim. Hollanda ben 19 olacağını sanmıyorum. Bak bu 19 buna biraz haksızlık yani. Ben bunların biraz daha yukarılara taşınacağını düşünüyorum. 13'ler, 12'ler, belki 10. Çünkü Hollanda'nın da bir çizgisi var sonuçta. Almanya ay olmasa da olur. İzlanda, ya burada düşük verilmiş mesela. Estonya, İzlanda düşük almışlar burada. Fakat iyi şarkıcıları var ikisinin de. Bu şimdi bu tür şeyler yani temel bahisler tutuyor. Yani 1, 2, 3, 4 tutuyor genelde. 1, 2, 3, 5 bunlar genelde o liste tutuyor. Hani sıralaması değişebilir onu bilemem ama bu tutarken bu bahislerin çok alt kısımları çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Yani sürprizlere çok açık oluyor ki bunları geçen senelerde gördük. Müthiş atlamalar gördük mesela alttan gelen. Mesela Cyprus'un 27'de durma ihtimali yok bence. Bak bu Cyprus yukarılarda bir yer edinecek kendine. İyi veya kötü ne kadar yukarıyı bilmem. Bak mesela aşağılarda duran Romanya. Yani lütfen 37'de kal zaten. Bir daha da çıkma. Yani bildiğim Maneskin çakması bir çocuk. Ve o ne dansçılardı. Rezaletti yani. Bakıyorum Cyprus'ta bir ümit görüyorum. İrlanda benim favorim. Her sene olduğu gibi. Ben İrlandalı şarkıcıları seviyorum. Azerbaycan'a 23 diyorlar. Azerbaycan yani o geceki güzel kıyafetler, ilginç performans, farklı bir şeyler yaratırsa kendini 16'lara, 14'lere atar mı? Atabilir. Ama çok büyük bir ümit vaat ediyor. Düşünüyor muyuz? Yani yukarıdaki şarkılar ilk 5-6 çok daha iyi şarkılar. Ama Almanya'dan da kötü değil be abi. Yani mesela Avustralya'dan kötü değil Azerbaycan yani. Hele Serbia'dan daha iyi. Croatia'ya. Croatia'yı 15 seçiyorlar. Neden seçiyorlar Croatia'yı? Çünkü Rusya karşıtı bir şarkıları var. Değil mi? Doğru biliyorum değil mi Özgün? Evet bir siyasi göndermeleri var. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya bu aslında Eurovision için bence utanç verici. Neden? Ukrayna'yı ilk üçe koyuyorsun. Ortada bir şarkı yok. Yani normalde 27'deki adamdan daha iyi bir şarkısı yok Ukrayna'nın. Sırf diyorsun ki hani geçen sene birinci oldu. Bu sene de ilk üç yapar bu. Buraya koyuyorsun. Bu Croatia'nın ne işi var abi burada? O da diyor ki o da Rusya'yı eleştirdiği için o da ilk 15 yapar merak etme diyor. Yani şu ikisini bence diskalifiye etmeleri lazım yani. Yani bu kadar siyasi ağırlıklı şarkının ne işi var abi Eurovision'da? Madem parti kafası yapıyorsun bu nasıl bir rezalet yani? Yani büyük sıkıntı var. Bence daha Eurovision bir TikTok'tan sonra çok büyük bir dağılma sürecine girdi. Yani her şey böyle oy üzerine kurgulu, izlenme üzerine kurgulu. Hani ne yaparsan yap yeter ki izlen moduna gelmeye başladı. Ve aradan müzik gittikçe terk ediyor sahneyi yani. O büyük bir sorun. Sadece ilk altı, yani United Kingdom hariç. Evet, yani Ukrayna hariç bir de. Bu Ukrayna ne işi var burada? Rezalet. Yani Finlandiya'da bir garip yani. İkinci Finlandiya yarışır mı yani İsveç'e? Vallahi ben bahisleri bilmiyorum ama benim kendi müzik zevkime göre bu Finlandiya'nın burada işi yok abi. Finlandiya'nın 16'lıkça 15'liklerde gezmesi lazım. Yani sırf çaçaça diye şarkı yapıp işte hani biraz daha etkili bir rock şarkı yaptım diye ne işim var ikide onu bilemiyorum. Gözüken benim tahminlerim bu. Yani bu sene çok az izlenen bir yarışmaya doğru gidiyor şu an Eurovision. Birazcık herhalde bu seneden sonra bence köklü değişiklikler bekliyorum Özgün ben. Çünkü tahmin etmedikleri bir şeyle karşılaşacaklar. Düşük izlenme, düşük katılım, oy oranlarında düşüklük. Ciddi problem yaşayacaklar ve belki de TikTok'la bu sene son sene olabilir. Ayrılma senesi olabilir. Yani çünkü gözüken şu ki müzik bu yarışmayı terk etmek üzere. Müzik bu yarışmayı terk etmek üzere. Buyur Özgüncüğüm. Şimdi bu arada biraz da hocam dinleyeyim. TikTok devam ediyormuş şimdi. Tamam. Siyaseteden baktım resmi. O da net. O da net o zaman. O da net o zaman. Yani, o da net yani. Ben seneye terk edeceğini düşünüyorum TikTok'un. Hatta ben bir başka tahminde de bulayım. Biraz daha uzun vadeli bir tahmin. Yanılabilirim tabii ki. Bu sene TikTok Eurovision'dan ayrıldıktan sonra muhtemelen dünyada da çok büyük ivme kaybetmeye başlayacak. Çünkü Amerika seçimleri de geliyor. Yani gelecek kişi kim olursa olsun bence TikTok'u daha fazla yaşatmayacaklar dünyada. Çin'in bu etkisini kırmak isteyecekler. Ve aynı bakın biz seneler önce Özgün'le hatırlarsın Özgün müthiş bir yarışma izledik. Neydi yarışmamız? Evet. The Singer diye bir yarışma izledik biz. Olağanüstü. Belki de dünyada izlediğim en iyi şarkıcıların bir araya geldi. Hatta Jessie Jane bile katıldığı. Yani nasıl bir para verildiği düşünün. Bütün Asya'nın en iyi şarkıcılarını topladıkları bir Singer'ı izledik. Singer ne zaman hype yaptı? Bütün dünyada izlenmeye başladı. Yani artık geceden video atıyorlar 1 milyon sabahında. Ya sadece Çin'de değil dünyada izleniyor artık. Ne yaptılar abi yarışmayı? Bütün Avrupalı şarkıcıların katılmasını yasakladılar önce.
Bir kafalarını kestiler. Ne oldu? Bir sene sonra Bulgaristanlar Rusya'ya kaldı yarışma. Yabancı bunlar gelebildi. Dünyadaki izlenmesini düşürdüler. Şimdi de Singer diye bir şey konuşmuyoruz değil mi? Bitti yani. Ben TikTok'a da belli bunun gibi bir şey uygulanacağını düşünüyorum. Bir ileriki aşamada yani. Benzer özellikle şeyleri takip edin yani. Şu anda gerçi bütün dünyada hep TikTok akımı var ve kimse durduramayacak güçte ama o şey olduğu zaman önce büyük şarkıcıların el etek çektiğini görürseniz sinyali alın. Yani özellikle Amerikalı şarkıcıların büyüklerinin buradan çıkmaya başladığını görürseniz veya içerik yüklemediklerini görmeye başlarsanız o zaman deyin ki bir gariplik var, ne oluyor acaba? Sinyali de buradan çekersiniz. Peki. Vay be. Ve bu yılda hocam bir sürü yenilik var zaten. Aslında milat bir sene. Yani tabii. Mesela şey hocam, yarı final ve yarı finallerde artık jüri karar vermeyecek, tamamıyla halk oyuna bırakıldı. Ve halk oylarında da yani 3 yayında da hem yarı finalde hem finalde de dünyadaki tüm devletler oy kullanabiliyor. Yani Türkiye'de oy kullanacak. Şaka. Tabii bu yarışma Türkiye'de de oy kullanıyor. Hem yarı finalde hem finalde halk oyu olarak. Aplikasyon üzerinden uygulanacak bildiğim kadarıyla. Tabii TikTok'tan da oy kullanılabilir belki geçen yılki gibi. Ve aynı zamanda da işte müzikal açıdan dünyanın müzik kültürüne, standartlarına erişmek için işte az önce konuştuğumuz gibi ses manipülasyonuna onay verildi. Vokallerin canlı söylemesi zorunluluğu kaldırıldı. Yani vokaller playback yapılabildiği için dansçı vokallere ihtiyaç kalmayacak. Çünkü sahnede de biliyorsunuz kişi sınırlaması vardı. Şimdi, kalabalık çıkamıyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu 6 kişi de dansçı olabiliyor. Bu Özgün açıkçası şu kuralın değişmesi çok ilginç bir olay yalnız bu sene. Yani her şeyi değiştirebilir. İlk turlarda, yarı finallerde bütün dünyanın oy kullanabilmesi ne demek? Evet. Belli bir o kaldırıldı. Grup, belli yani bir, katılım ama, ülkelerin dışında herkes kullanabilecek. Belli bir grubun elinden çıkıyor demek artık finaller. Ve bir de jüri kaldırıldı yarı finallerde de. Böylece de finalistleri belirleme olayı tamamıyla halka kaldı. Ama final gene jüri değil mi? Finalde jüriler var. Ama başa dönecek yani o sistem. Halk oyu, jüri oyu bilmem ne falan filan. Ama geçen yıl biliyorsunuz 4 tane şey pardon 5 tane ülkenin jüri oyu iptal edildi. Yani o konuda da büyük önlemler skandal oldu. Skandal olmuştu. Evet, büyük skandal olmuştu. Hayırlısı olsun bakalım. Yani sonuçta Azerbaycan'a hepimiz zaten destek veririz. Yani o Allah'ın emri. Mutlaka destek veririz. Dinliyorum. Bir yıllar sonra bir özelliği de ne oldu hocam? İşte yani bir önceki kazanan ülkede yapılmıyor bu yıl savaş sebebiyle. Ama bir şey var. Liverpool'daki yarışma tamamıyla Ukrayna şeyinde olacak. Tamamıyla işte Ukrayna sembolü kullanıldı. Hatta yarışmanın logosunu işte biliyorsunuz şey bir kalp ve 4 tane renk var. Bir tanesi şey bu renklerden Britanya'nın bayrağındaki Britanya flamasındaki şey kullanıyorlar. Laciverti. Sarı mavi yan yana geldiği zaman Ukrayna bayrağını oluşturuyor. Pembe de geçen yıl kazanan Kaluş'un beresi. O ikonik bir beresi vardı. Ve yarışmaya da aynı zamanda sunucu Yulia Sanina. Daha önce ses analizi yaptığınız kişi. The Hardkiss'in solisti. Yarışmanın sunucusu mu olacak o Hardkiss'in solisti? Evet. Yulia Sanina şey olacak. Sunucusu olacak. Ya tamamıyla yıllar sonra ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Yani aslında Ukrayna havasında geçecek, İngiltere'de bir yarışma izlemiş olacak. Zaten Ukrayna birinci olduğu için bence bunları yapabildiler. Peki. Logosundan tüm şeyine kadar, sunucularına kadar bu Ukrayna şeyinden vazgeçemiyorlar. Evet. Yani çok aslında değişik bir Eurovision bizi bekliyor. Aynı zamanda da bu yıl Türkiye'nin Türkiye'nin Eurovision kazanmasının 20. yılı. Aynı zamanda da Eurovision'dan çekilmemizin 10. yılı. 10. yılı. Yani Lörin şampiyon olduğundan sonraki yarışmada en son Can Bonomo'yla yarışmıştık. Hı-hı. Ve tam 10 yıldır Eurovision'da yokuz. Hem 20. yıl kutlu olsun hem de 10. yılı büyük şeyle anıyoruz.
üzüntüyle. Peki, bence yeterli bu kadar konuşmamız Eurovision hakkında. Birazcık arkadaşların isteklerine bakalım. Zaten dediğim gibi biz daha 5 tane daha özel yayın yapacağız Eurovision'la ilgili. Ama bu yayınlar Süper Pier üzerinde olacak. Yine YouTube'da da görebileceksiniz. Cuma günleri olacak. Çarşamba, Cuma günleri yapacağız bu yayınları. Peki.